Hanover'e hoş geldiniz diyorum. Zaten birçoğu Hanover demeyi çevresinden. Ayrıyeten tabii ki bizim saygıdeğer danışma kurulundan o kıymetli zamanlarını bize ayırt ettikleri için ve bu akşam Hanover'e geldikleri için Kemal Bey'e, Filiz Hanım'a, Remzi Bey'e, Ahmet Bey'e zaten bizden çok teşekkür etmek istiyorum. Artık bizim başkanımız Saadettin Tüzün'de uzak yollardan buraya geldi. Burada Hanover'deki arkadaşlarla birlikte olmak için. Artı yetmedi. Sağ olsunlar, hepsi bana destek olmak istediler. Aziz arkadaşımız da tek halen hiç o uzak mesafeyi hiç göz ardı ederek buraya bana destek olmak için ayrıca sizleri tanımak için geldi. Ve Günay arkadaşım da Berlin'den buraya katıldılar. Burada, Günay burada. Hadi. Bugün çok teşekkür etmek istiyorum. Ticaret Ateşeliği'nden Serdar Avşar Bey de bize destek olacak. Ayrıca burada bana Ahmet Bey güzel güzel kağıtlar vermiş. Profesör Doktor Hüsnü Tuğcu Milletvekili Başkan Danışmanı olarak o da bu akşam bizimle beraber olacak. Henüz daha kendisi gelemedi. Biraz sonra kendisini bekliyoruz. Artı Murat Kalmış beyefendi aramızdaymış. Ya da Murat Kalmış deyip sözü Kemal Bey'e devam etmek, vermek istiyorum. Evet, şimdi geri kalan, beni görüyor musunuz? Arkadakiler göremiyor. Ne dedim size, öne geldin ama neyse. Büyük sözü dinlememek diye böyle arkada kalırsınız ama ayağa kalkarak hikmeti görüyorsunuz. Yandan da olsa, yan profilden de olsa. Tabii ne içki var, daha ne yemek var konuşmak zor aslında ama neyse. İçki verdik de gider millet ondan sonra. Ondan sonra gider diyorsunuz. Ben her şeyden önce Nesrin Hanım'a burada Hannover'de TD Platformu Türk Akademisyenler ve Öğrenciler Birliği'nin Hannover'den yönetim kurulu üyesi teşekkür ediyorum. Perit'le beraber Perit Bey nerede? Evet çok özür dilerim. Benim asıl Perit. Yardımcım tabii ki Belit. Belit nerede? Belitsiz bu iş zaten olmaz. Neyse çalışıyor. Çok özür dilerim. Demek ki birileri hep çalışıyor. Bu da güzel bir gösteri. Bir alkış, ikisine de bir alkış. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, son misafirlerimiz de geldi. Böylece Star topumuz da geldi. Bir de son misafire de alkışlayalım. Hadi gidelim. Evet. Şimdi buraya da oturabilirsiniz. Orada sığmazsa. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bakın içki servisi de gelmeye başladı. Ayrıca ben Ahmet Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burada hem danışma kurulumuzdan hem de bizi buraya davet etti PTU olarak. Onun dışında diğer hakikaten bu toplantı emeğe geçen herkese davet ediyoruz. Zaten Düsseldorf'ta bir toplantımız vardı. Yönetim kurulu bayrağı, yani danışma kurulu ortak toplantımız vardı. Oradan buraya geldik. Hannover, Schröder biliyorsunuz burada eski başkandı, eski hükümet başkanıydı. Daha sonra Almanya'nın 8 sene başbakanlığını yaptı ve Türkiye'de çok emeği geçmiş bir başbakan. Halen katkılarını yapıyor. O açıdan önemli. Hannover önemli bir şehir. Platform, Türk-Alman Akademisyenler ve Öğrenciler Birliği'nin burada üye sayısını artırmak için buraya geldik. İnşallah burada sorularınız olsa konuşacağız. Daha sonra Başkan Saadettin Tüzün bir tanıtımla platformu tanıtacak. Bir yerde iş dünyası, burada önde gelen insanlar, öğrencilerle bir diyalog toplantısı yapıyoruz. Ama amacımız platformun Hannover'de çok güçlenmesi. Tabii niye güçlenmesi? İleride buna benzer iletişim kuran, sizleri geliştirecek, özellikle öğrencilerin gelişeceği burada da bir küçük platform oluşacak. Daha çok toplantılar yapma imkanımız olacak. Amacımız bu. Günün akışında konuşmalarımıza devam edeceğiz. Karşılıklı diyaloglarımızı. Şimdi ben fazla uzatmadan sözü başkana vereyim. Başkan da birkaç cümle söylesin. Daha sonra yeterince konuşuruz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, ben de burada yeni başkan olarak sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten bize göstermiş olduğunuz ilginiz için çok çok teşekkür ederiz. Yani kalabalık olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar kalabalık olacağını ben tahmin etmedim. Ama tabi burada başta Nesrin'e, Benit'e ve Ahmet Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten bir haftalık bir organize edilmiş bir toplantı. Ve aniden böyle geliş, böyle bir bu kadar insan bir araya gelebildiyse demek ki ilgi var, talep var, arz var. Biz de bunları yerine getirmek için seve seve geldik buralara.
Tabii TD Platform 2 sene önce Köln'e kuruldu. Fakat biz zamanında kurulduğumuzda sadece hedeflerimizi Köln ve çevresinde kalmamakla beraber Almanya'nın diğer bölgelerine yaymak istedik. İşte Berlin, Güney Almanya, Hannover, Kuzey Almanya olmak üzere hem temsilciliklerimizi hem kendimizi temsil etmek istedik ama ayrıca da faaliyetlerimizi geliştirmek istedik. Burada mesela Nesrin'i geçen sene yönetim kuruluna aldık ki Niedersachsen'den bir temsilcimiz olsun. Şimdi inşallah önümüzdeki zamanda yeni yönetim kuruluyla diğer arkadaşlarımla beraber böyle bazı ama bu açığı inşallah yakın zamana telafi edeceğiz. Ve şu anda buradayız ve önümüzdeki zamanları almaya başka bölgelerini gezerek hem kendini tanıtacağız. O yüzden size teşekkür ederim ve birazdan sunumda zaten daha biraz daha detaylara geleceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten öğrenciler için alışık bir durum. Böyle sıkışık, dar bir yerde. Biz uzun bir süredir, 30-40 yıldır üniversiteleri bitirdiğimiz için bu kadar sık oturmamıştık. Ama daha samimi oluyor, daha güzel oluyor. İnşallah bir sonraki toplantıda daha büyük bir yerde olur. Hedefimiz ne? İş adamları olarak veya serbest meslek sahipleri olarak. Biz gerek Avrupalı Türk İş Adamları Birliği, gerek ATİAD, gerek Berlin İş Adamları Birliği, yani Avrupa'daki tüm iş adamları birlikleri çok zor. Çok bu iş adamları, bu serbest meslek sahipleri tırnaklarıyla, çok zorluklarla geldikleri yerlere geldi. Çünkü öyle bir ülkede savaş veriyorsunuz ki, bunun en bariz örneği belki Kemal Şahin'dir burada. Öyle bir alanda savaş veriyorsunuz ki, aslan, yani ekmek aslanın ağzında falan değil, midesinde. Kolunuzu şeye kadar. Buna rağmen bu birinci kuşak, ikinci kuşak belirli bir yere olayı getirdi. Belirli bir yere. Bildiğimiz kadar. En iyisi, daha iyisini bilseydik daha iyisini yapardık. Fakat diyoruz ki bizden iyi bilen ikinci ve üçüncü kuşak çok temiz bir neslimiz var burada. Bunlar üniversiteye gidiyorlar. Bunlar üniversitelerde Almanca lisanını okudukları ülkenin Almanca lisanının yanı sıra birkaç lisanı okuyorlar. Bu çocukların önü esasında yapmış oldukları eğitimle ilişkilendirdiğiniz zaman önlerinin çok açık olması lazım. Ama ne yazık ki gerek iş piyasasında, gerek Almanya'nın yabancılık düşmanı nüvesinde diyelim şeklinde bu çocukların önleri kesiliyor. Bu arkadaşların önleri. Biz bunu yan yana gelsinler. Bunlar bizim yaşadığımız sorunların bir kısmını yaşamasınlar. Biz bunlara abilik yapalım. Biz bunlara önderlik yapalım. Ama kendileri yollarını bulsunlar. Ve bu çerçevede böyle tüm Almanya'da Türk akademisyenleri ve öğrencileri yani üniversite öğrencilerini kapsayacak sanayinin ve iş adamlarının inanılmaz bir destek verdiği, açık çek verdiği bir kurum oluşturuldu. Sağ olsun arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyeleri burada. Bu arkadaşlarımız bizim bu sağlamış olduğumuz desteği çok çok iyi kullandılar ve şu anda 450'ye yakın bir üye sayısına geldiler. Ve danışma kurulunda olan insanlara baktığınız zaman, yani Alman platformunun içinde Ford firması, efendim Metro, Kaufhof, Deutsche Post, Almanya'nın, en büyük de Almanya'nın, üzüldüğümüz taraf, hemen kesiyorum, hep negatif isimler gösteriliyor. Hep negatif. Yani bundan hepiniz herhalde mustaripsiniz. Ama o kadar çok pozitif resimlerimiz, o kadar çok pozitif gençlerimiz var ki, gurur duyacağımız gençler var ki, bunları öne çıkarsak belki şu anda gelecek olan nesil bunu kendilerine örnek alır. Onun için Sayın Hocam hoş geldiniz. Yanımızda Türkiye Cumhuriyeti de yanımızda olduktan sonra bize sarada havada ölüm de yok. Sayın Başbakan'ın özel danışmanı, Adalet Partisi milletvekili Tuğcu Hocam da burada. Belki iki kelime de kendisi bahsederler. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet. Ben de selamlayayım madem gelmişken. Evet, saygıdeğer dostlar. Türkiye'mizin yetiştirmiş olduğu mümtaz insanlar. Tabii ki aranızda bulmaktan ayrı bir onur ve şeref duyuyorum. Güzel bir çalışma içerisindesiniz. Böyle bir çalışmanın yanında, arkasında olmak tabii ki onur verici bir olay.
Ben de sizler gibi üniversiteyle yakından ilişkisi olan bir kişiyim. Üniversitede öğretim üyesiydim daha önce, sosyolojide. Allah nasip etti, 3 ayrı üniversite bitirmek nasip oldu. Bunun yanı sıra onlarca dernek kurdum ve buna yakın derneklerin de yöneticini yapıyorum. Başkalarının kurduğu derneklerde de. En son kurduğum, bundan yaklaşık 4 ay kadar önce kurduğum derneğin ismi de Bilim Adamı Aydın ve Akademisyenler Derneği. Yani inşallah sizlerle de el birliği içerisinde çalışacağımız bir dernek diye düşünüyorum. Özellikle burada bilim adamlarının ve iş adamlarının yan yana gelmiş olması hakikaten güzel bir çizgi diye düşünüyorum. Çünkü burada sadece kendiniz değil, Türk milletini temsil ediyorsunuz. Hatta ve hatta sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil, Türkiye'yi, Kütahyalı aslen. Ben özellikle söylüyorum ki, belki derdi işinize yarar diye. 10 gündür yaklaşık buradayım. Daha önce de 3 ay kadar önce Almanya'ya gelmiştim. 18 gün kaldım. Kaldım derken neredeyse Almanya'nın yarısını dolaştım. Türk ve Alman iş adamlarını Türkiye'mizi götürmek için uğraşıyorum. Yani burada Başbakanımın veya hükümetimin özel bir tavsiyesi veya direktifi yoktur. Tamamen kendim geldim. Ve hakikaten pek çok yatırımcımızı kanalize etmek için de gayretlerim oldu. En basitinden şunu söyleyeyim. Tabii Kütahya bir tekiyim ama Kütahya bölgem milliyetçisi falan değilim. Şimdi, fakat Kütahya'mıza buradan Strasbourg fabrikası kurmak için çok yakın zamanda da önümüzdeki ay içerisinde burada değerli bir milletvekilimiz var Almanya'dan. Murat Bey, Murat Kalmış Beyefendi. Onun da gayretleriyle inşallah Kemal abimizin, Ahmet abimizin ve buna benzer pek çok değerli iş adamlarımız da Cem Özdemir gibi isimleri belki şu anda sayamayacağım pek çok iş adamı ve milletvekillerimizi de Kütahya'mıza davet ettim. Çok güzel yatırımlar yapacağız diye düşünüyorum. Önümüz açık. Elbette sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar her zaman olduğu gibi var ama 5-6 yıl önceki Türkiye yok diyorsun. 5-6 yıl öncesi Türkiye diğer ülkeler arasında piyasa babasında hani 200 civarında diğer ülkesi varsa 50-60'ı küçük saysak bile işe de bulur ülkeler arasında maalesef Afrika ülkelerinin de gerisinde kalmış idi. Bu geçmişte ülkelerin üzerine boyunca söylemiyorum. Maalesef gerçekten bunu olduğu için söylüyorum ama şu anda Allah'a şükür dünyanın 17 ülkesine sahibiz. Avrupa'nın 600 ülkesine sahibiz. Demek ki çok daha fazla çalışacağız ki birileri Irak'ta, birileri Güneydoğu'da içine karıştıracak. Diğer Alman başbakanına da giriyoruz. Ben kendi başbakanımıza ben konuştum. Bizzat Alman başbakanına da anlattım. Bunu her taraf desteklemeye hazır. Yani sizlerin gelişmesi için, buradaki Türk toplumunun gelişmesi için herkes buna hazır. Onun için bu çok hayati bir konu. Onun için hem Alman arkadaşlarımız, dostlarımızı kazandık. Hangi kapıyı çalarsak kapıları açabiliyoruz. Fertler, yani başta öğrencileri geliştirmek. Bir de Ahmet Bey çok güzel söyledi. Almanlar hep burada Türklerin olumsuzluğu falan şu cinayet işledi falan. Töre cinayeti falan işte kaçtı falan, Türk bıçakladı falan şu oldu. Bunlar değil. İşte hanımların üstü başını kapatıyorlar. İşte hanımları şöyle, ikinizin üçünüzü. Hayır bakın, başı kapalı yok. Ola da bir 3-5 tane ne olacak ki? Bak siz çok modern insanlarsınız. Biz bu tabloyu göstermeyi istiyoruz. İşte platform binlerce üyeye kavuşursa hakikaten lobi olarak Avrupalılara, Avrupa medyasına gösterecek resimlerimiz de olacak. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep. Gerçekten bizim toplumumuzda uyum sağlayabilmek için güzel örneklere ihtiyacımız var. Bugün binlerce hatta milyonlarca anne baba çocukların nasıl okutacağını bilmiyor. Neye okutacağını bilmiyor. Ama sizleri görürse gencecik insanlar iyi bir yere geliyor. İşte komşunun kızı, küçücük kızdı ama okudu, tırnaklarla geldi, politikacı oldu. Geldi, bilmem yönetici oldu, iş kadını oldu. Bunları gördükten sonra herkes diyecek ki bunun yolu eğitimden geçer. Dolayısıyla güzel bir eğitim, iş bulmaya yükselme uyumun başıdır. Uyumun özüdür. Dinimize, imanımıza kimse karşılamaz. Onun için platform gibi ciddi networkların oluşması lazım. Biz iş adamları veyahut da okul çağını geride bırakmış, belki hasbelkader başarılı olan insanlar olarak biz bunlara yardım etmenin, gençlere yardım etmenin çok önemli, stratejik bir konu olduğunu inanıyoruz. Ben şahsen bunun için
buraya geldim. Bunun için şeyde toplantımız vardı. Çünkü bu bizim bu topluma vereceğimiz en iyi bir sermayedir. Onu düşünüyoruz. İşte ben hasbelkader burada sizlerden birisiyim. Ben fakir bir yerden geldim, Türkiye'den. Bakın insanda çok güç var. Sizlerin hepsinin içinde muazzam bir güç var. Bu gücün farkında değilsiniz. Bu gücün farkına varmanızı sağlayacağız her şeyden önce. En basiti Ahmet Bey herhalde onu istedi benden. Ben Konya'nın 1500 metre yüksekliğinde Toros Dağları'nda bir köyden geldim. Ve benim Konya'da okuyacak kadar babamın parası yoktu. Ankara'da okuyacak kadar parası yoktu. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Daha doğrusu sizler de %85 öyle ailelerin çocuğusunuz. Ya da babalarınız, dedeleriniz kırsal kesimden geldi benim gibi. Tamam. Ama buna rağmen burada üniversite yoktum. Bura kadar geldim, tamam. Çalıştım. Üniversite yoktuktan sonra bana mühendis olarak çalışma izni vermediler. Almanlara küfredin, bağırın, çağırın. Hiç faydası yok. Her şey kendi elinizde. O zaman dedim ben kalma için ne yapmam gerekir? Küçük bir dükkan açarsan, burada kendi patronun olursa, bize yükün olmazsa müsaade ederiz. Ben de küçük bir işten başladım. 5000 markla, 2500 euro. Ama mühendis olduktan sonra 6 ay kendim kamyonu kullandım, kendim faturayı kestim, telefona çıktım, sekreterimi yaptım ve ticareti öğrendim. Ondan sonra devam ettim. Daha sonra Türkiye'ye gittim ama bir şey yaptım. Almanları da tanıdım, Almanlarla iletişim kurdum. Fransa'ya da gittim, Türkler tanıdım. Yeri geldi mi Türk oluyorum, yeri geldi mi Alman oluyorum. Biraz önce hocamız da onu söyledi. Diğer Ateş arkadaşımız da söyledi. Aslında sizde muazzam cevherler var. Geçen gün Türkiye'de üst düzey bir yöneticiyle konuştum. Banka yöneticisiyle. Almanya'da 2-3 dili bilen, 2-3 kültüre hakim çocuklara çok ihtiyacımız var. Yeter ki iyi yetiştirsinler kendilerini. Ama bu yetişme sırf dersler değil. İşte Alman toplumunun değişik katmanlarında insanlarla iletişim kurmanız lazım. Nasıl davranacağınızı bilmeniz lazım. Belki bir yemek yemesini öğrenmeniz lazım. Belki bir konuşmasını, el sıkmasını, insanların gözüne bakmasını bilmeniz lazım. Bunları bilirseniz bunlar yükseliyor. İşte belki platform sayesinde bunları vereceğiz. Tekrar dönüyorum. Ben hem Almanların bazı özelliklerini aldım. Disiplin, dakik, organize düşünmek, sistematik çalışmak. Ama Türklerin de güzel özellikleri var. Güler yüzlü olmak, hizmet vermek, kontak kurmak, sevecen olmak, yeri geldiğimi çok çalışmak. Şimdi bu özellikleri birleştirdiğiniz zaman dünyada yapamayacağınız bir şey yok. Benim esas başarı felsefem Alman kültürünün ve mentalitesinin, Türk kültürü ve mentalitesinin bana en çok yarayan öğelerini alarak Almanya'da yoluma devam ettim. Sonra Türkiye'ye gittim. Bugün dünyanın 15 ülkesinde benim 13 bin çalışanım var. 1,4 milyar dolar ciro yapıyorum. Ama buna rağmen bu kadar işlere de vakit ayırıyorum. Çünkü nasıl kendi işimi stratejik ve iyi noktalarına hakim olarak yaptıysam, bu işlerde de arkadaşlarımızla beraber, sizlerle beraber düzgün ve doğru olan şeyleri yapıyoruz. O açıdan hepinizin başarılı olma şansı var. Özellikle kuracağınız ilişkiler, burada aldığınız eğitim, burada aldığınız, Almanlardan aldığınız şeyler de çok önemli. Yani Almanya'da Almanların bir takım özelliklerini almadan başarılı olmak mümkün değil. İşte bunlar da uyum diyebilirsiniz. Sizin özel hayatınız değil. İşteki, satıştaki, alımdaki, başka türlü üretimdeki davranışlarınızın toplamı. Siz aslında %50'den çok Almansınız ama olsun, hiçbir zararı yok. Pasaportunuz da Alman olsun. Ama sizin kalbiniz her zaman Türk'tür. Türkiye'ye bağlı kalacaksınız. Ve Türklerin özelliklerini alarak çok başarılı olabilirsiniz. Onun için herhalde açılış konuşması olarak yeter. Şimdi platforma ne kadar üye olursanız kendinizi geliştirmeniz için çok önemli. Platformda üye olup yatıracağınız para 25 euro belki ama belki bunu 25 bin euro olabilirsiniz. Senede diyor arkadaşlar. Tabii ki senede. Ama 25 hayır herkes kendi versin. Zor durumda olan arkadaşlar sende gelsin çalışsın kazansın versin. Öyle şey yok. Balık vermek yok arkadaşlar. Balık tutması öğretmemiz lazım bizim size. Ki ayaklarınızdan durasınız, karnınızı doyurasınız. Dolayısıyla 25 euro vereceksiniz ama bunun karşılığını belki 250 euro olarak en kötü ihtimal bu tür organizasyonlardan 250 ya da 2500 euro. Ama belki 25 bin euro, belki 25 milyon euro, kim bilir, belki de 25 milyar euro olarak alacaksınız. İnşallah bu noktaya gelmiş olursanız, 20 sene sonra gelip bunu bize anlatırsanız biz de çok mutlu oluruz. Bizim kazandığımız da budur. Onun için mutlaka üye olmanızı, çünkü üye olmanızı tavsiye ediyorum. Bakın başarıda anahtar,
Birincisi, değişik kültürlerin özelliklerinden bahsettik. İkincisi, hak eden çok önemli networking. Duruluşunuzu, davranışınızı geliştirebilmeniz ve çevrenizdeki ilişkisi, ilişki ağınız, toplumun önde gelen insanlarla ilişki kuracak ağınızın olması. Bakın, biraz önce Nesrin Hanım dedi ki, bir arkadaşımız 1,2 ile üniversiteyi bitirmiş, iş bulamıyor dedi. Size CV'sini yolladı. Dedim ki dağıtma, vermesini istemiyorum. Bu arkadaş iş bulamıyor, CV'sini ayağına gelmiş diye Kemal Şahin'e yolluyor. Kemal Şahin'e yollayan kişi başarılı olamaz. Yani CD'yi yollardı, yazık o CD'yi, çöbatsa daha iyiydi. Bir de Nesrin Hanım yoruyor. Gelip buraya kendini pazarlaması lazım. Diyecek ki ben şuyum, Kemal Bey iş bulamıyorum, şu özelliğim var. Ben her şey, tuvaleti bile temizlerim, iş verin demesi lazım. Bunu diyenler iş bulacak. O açıdan bakın şu anlattığım şey bile sizin geleceğinizi çok değiştirebilir. İşte platformda buna benzer yüzlerce olay yaşayacaksınız. Onun için kim bilir hangi paralar kazanacaksınız. Provizyon istemiyorum, komisyon istemiyorum. Ama sizlerin başarısı zaten onu biz provizyon olarak geri alacağımızı varsayıyoruz. Evet, ben bu kadar diyorum. Sorularınız varsa hep beraber cevap verebiliriz. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Tekrar. Evet, soru sormak isteyen arkadaşlar... ...yapmaya geldim. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben kısa ve öz şunu söylemek istiyorum. Hakikaten beyefendi çok güzel izah etti. Avrupa'nın sayılı büyüyen ekonomiyi bitirebilen biriyiz. Türkiye hakikaten çok büyük bir pazar. Dolayısıyla buradaki kalifiyeli Almanca bilen eğitimli insan burada iş bulma şansın olmasa bile Türkiye'de çok büyük şanslar ve fırsatlar beklediğini söylemek istiyorum. Özellikle Türkçenin de Almanca'nın yanında çok çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ben de platformu 2 yıldır üyeyim. Platformun elinden geldiği kadar farklı olarak kanun olarak destekleyen bir insanım. Öncelikle çok güzel dostluklar kazandım. Burada ithalcilerim olduğum için, özellikle Berlin'de hiç tanımadığım arkadaşlarım olduğu için çok güzel bir network'e sahip oldum. Dünyanın, benim şu anki işimdeki başarımın en güzel şeyi, üniversiteyi okuduğum zaman da bile çok aktif bir insandım. Sürekli bu tarz oluşumlarda bulunan bir insandım. Dolayısıyla dünyanın en büyük servetinin network olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve böyle yerlerde bugün çok sayılı değerli politikacılar ve iş adamları var. Birçoğunuz öğrencisiniz. Böyle yerlerde, platformun bu tarz organizasyonlarında kesinlikle önünüze çok güzel fırsatlar, şanslar çıkacağını... Yanımdaki evraklarımı, dosyalarımı, karnelerimi, tabii ki gururla taşımı, Türk pasaportumu hepsini aldım. Alman vatandaşına geçmek için ilk konuşulanlardandı. Lerte'de bir ilki imza atmak istemiştik. Dedik belki doğrudur, güzeldir diye. Elimde Amerikan şirketinden olan bir Ausbildungs-Vertrag truck vardı eğitimci olarak. Önce bir altın bileziği almak istedik. Karnelerim normal gidiyordu. Üstün olmasa bile yine güzel, ufak tefek güzeldi. Ve gittim oradaki memur, hiç unutmam. 2 basamaklı bir sandalyenin üzerinde arkasını dönmüş. O zamanlar kalabalık değildi yabancılar polis. Gerçekten kalabalık değildi. Arkasını dönmüş, yukarıdan doğru bana bakıyor. Ben takladım gittikten sonra. Elimde tabii gayet normal, Sayın Kemal Bey'in dediği gibi Alman disiplinle taklayarak, güzel girerek, iyi günler diyerek, kendimi tanıtarak. Kendisi döndü. Zaten Almanlar biliyorsunuz boyları çok uzundur. O 2 basamak sandalyenin üzerinde olunca, 2 basamak merdiven üzerinde olunca daha uzun oldu. Oranlara böyle bir bakış baktı. Dedi, sen dedi Almanca biliyor musun dedi. Şimdi, güzel bir soru aslında. Yani Almanca bilmek ne demek? Mesela ben Türkçemi bilmediğimi inanıyorum. Çünkü çok az, gerçekten çok az Türkçem. Dedim şimdi evet desem, bilmiyorum belki çok ağır sorular sorar. Yani biliyorsun bazı fıkralar vardır işte. Çok ağır fıkralar vardır. Dedim şimdi bilmiyorum desem de yalan olmuş oluyor. En iyisi ben oradaki beyefendiyle konuştum ki belki de bir gün görüşürüz. Belki bir gün bir şeyler olduğumuzda ileride de gelebilirim. Ama dedim şu anda benim için mevzu bitmişti. Dosyamı aldım, yırttım komple. Güzel o zamanlar fotokopi yaptırmıştık dosyalarımı. Hiçbir orijinal bir şey yoktu tabii ki. Yırttım ve çıktım o gidiş. 28 sene oluyor. O Alman vatandaşlığı için. Bir taraftan da ben Alman vatandaşlığını gerçekten herkese tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Alman vatandaşlığı olmadan önce de
baktığınız zaman, mesela bir anekdot daha vereyim ben. 78 senesinde Hollanda'ya ilk yurt dışı gezisine çıkıyoruz. Çıkarken tek Türk olarak bana vize şeysi sordular. Vize bir sıkıntısı çıkmıştı. Bütün sınıf Hollanda'ya gidemedi benim yüzümden. Aslında güzel bir olaydı tabii. Herkes hatırladı, en sonunda Avusturya'ya gittik, orada kaldık sınıf olarak. Şimdi benimle beraber sonra giden Yunanlı vardı, Portekiz vardı, İtalyan arkadaş vardı. Çeşitli bugünkü Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlar vardı. Bunların hiçbir tanesi Alman vatandaşı almadı. Bugün de temas değil. Bir tanesi Madrid'de Direkmen Kral'ın birinci sıradaki ilk korumacısı olarak görev yapıyor. İspanyol arkadaşım kendisi aynı anda. Alman pasaportunu almadı. Şimdi ben size yanlış söylemeyeyim belki Alman pasaport alanlar benim yeğenlerim aldı, benim çocuklarımı almasını istiyorum, hepsini almasını istiyorum ama bir Türk iş adamı olarak da yalnız Alman pasaportunda bir şey olacağını bilmiyorum. Sonuçta Allah göstermesin, bir olay olduğu zaman size geldikleri zaman elindeki baseball sopasında efendim Alman pasaportu varsa dövmem sizi, efendim siz işte Türk pasaportu ayrım yapmayacaklar. O ona göre bir şey. Ama tavsiye ederim olmasını. Gerçekten olmasını tavsiye ederim. Çünkü sonuçta zorluklar çıkıyor yurt dışında gezilerde. Ama birazcık da macera da oluyor tabii ki. Kendimi tanıtıma geldiğim zaman dediğim gibi Lerte'de kalıyorum. Kuzey Almanya ve Güney Almanya içinde 16 şube üzerinden çalışıyoruz. Ve çok bir şeyler dikkatimi çekti. Gerçi çok şeyler söylendi. Kemal Bey ne güzel şeyler söyledi. Sayın Ateşimiz söyledi. Herkes söyledi. Ben belki dokunmayan noktaya söylemek istiyorum. Gerçekten, ve bunu emin olun buna, gerçekten çok büyük bir fırsat var elimizde. Gerçekten çok büyük bir fırsat var. Alman toplumundan sonra en kalabalık toplum biziz. Bu kesin. Bunun haricinden de bizim gibi veya sizin gibi ne kadar daha gençlerimiz var. Hollanda'da var, Danimarka'da var, İngiltere'de var. Nereden biliyoruz? Bakınız ben çok güzel bir şey başımdan geçti. Danimarka'ya şube açmak istediğimizde Danimarkalı sizinle Almanca konuşmakla uzaklaşıyor. Ama ben ne yaptım? Danimarka'da doğmuş, büyümüş, üniversiteye gitmiş bir kişiyle temasa geçtim ve ortak dilimiz Türkçe. Düşünebiliyor musun? Yani ileride bile inşallah başarılı bir insanım olduğunuz zaman yalnız Almanya bile size yetmeyebilir. Yalnız Avusturya, İsviçre, Almanca konuşmak da değil. Bugün bile bir Alman Fransa'da işbirliği yapmaya kalktığı zaman ya İngilizce konuşacak ya Fransızca. Ama bizim Türkçe konuşma imkanımız var. Orada da sizin gibi gerçekten çok değerli gençler de var. Bunlarla da bir platform kurulabilir. Yalnız Almanya içinde değil yani kabuk dışında veya aslında telakantekos bizimle hıbatı şu an. Bunu değerli olarak görüyorum ben. Çünkü yalnız 3 milyon burada varsa birkaç... Akademisyenler Birliği'nin yönetim kurulunda kendisi de çok başarılı bir avukat kendi bölgesinde. Şimdi hep Türkçe konuştuk. Ben şimdi Türkçe Deutsche platform olduğumuz için bir de Almanca bir şey söylemek istiyorum. Almanca tarafını temsil ederim. Şimdi özellikle Almanca söylemek istiyorum. Çünkü burada Türklüğümüz bayağı ağır bastı. Şimdi birazcık Alman tarafımıza gidelim. Şimdi also wir müssen eine Sache noch zusätzlich sagen. Wir haben immer unsere Stärken herausgestellt, indem wir gesagt haben, dass wir neben unserer deutschen Kultur auch die türkische Kultur beherrschen. Dass wir die Türkei gut kennen. Aber wenn wir uns nur darauf beschränken, dass unsere Stärken in unserer Bikulturalität liegen, dann beschränken wir uns irgendwo, nämlich auf einen Ethnomarkt oder nur auf die Türkei. Aber das wäre nicht richtig. Wir haben noch weitere Stärken. Wir sind im Wettbewerb in der deutschen Wirtschaft mit den Deutschen. Und wir haben nicht unseren eigenen Wettbewerb, sondern wir haben einen Wettbewerb mit den Deutschen. Wir wollen vielleicht gar nicht nur in der Türkei arbeiten oder nur im türkischen Ethnomarkt. Sondern wir wollen vielleicht international bei deutschen Firmen Managementaufgaben übernehmen, wo wir vielleicht Deutsche führen und deutschen Menschen Weisungen erteilen. Das muss unser Ziel sein. Und um das zu erreichen, brauchen wir auch die TT-Plattform, weil in diesem Punkt haben wir hier in Deutschland einen Nachteil. Wir als Absolventen deutscher Universitäten werden an den in der deutschen Wirtschaft, gerade im Mittelstand, als Hauptarbeitgeber in Deutschland, mit einem Vorurteil gesehen. Wir sind nämlich die Kinder von Gastarbeitern. Unsere Eltern sind Reinigungskräfte, unsere Väter waren irgendwo an irgendwelchen Bändern in den Fabriken. Und bei den Arbeitgebern ist dieses Bild noch über uns da. Und dieses Bild ist falsch. Es gibt Statistiken beispielsweise. Wenn eine türkische Absolventin mit den gleichen Noten
konkurriert mit einem deutschen männlichen Absolvent. Also eine türkische weibliche Absolventin mit den gleichen Noten mit einem deutschen Absolvent. Dann hat der deutsche Mann 6-mal höhere Chancen, an den Job zu kommen als die Frau. Und eine unserer Aufgaben als TD-Plattform ist, in der deutschen Öffentlichkeit diese Wahrnehmung, dass wir einfach nur irgendwie aus einer Gastarbeitergeneration kommen und eigentlich mit Management nichts zu tun haben, weil wir weit davon weg sind, dass wir diesen Vorurteil wegbekommen. Das ist das eine, was wir hier erreichen. Und deswegen haben wir nicht nur hier, wir haben hier zwar türkische Arbeitgebervertreter sitzen, aber wir haben in unserem Beirat, das habt ihr eben gesehen, Bayer drin, wir haben KPMG, wir haben Deutsche Post, wir haben Deutsche Bank, Kaufhof, Ford, das sind alles Firmen, die international operieren, die gar nicht nur Türkei im Auge haben oder den türkischen Ethnomarkt. Das muss uns bewusst sein. Als weiterer Punkt. TV Magazin var mı başka magazin? Zaten onu inkar etmeye kimin gücü yeter? Han TV Magazin bambaşka bir magazin. Hanover TV'yi tebrik ediyorum. Yayıncılık anlayışını tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki Han TV Magazin bambaşka bir magazin olacak. Daha önce Alman kanallarında Almanca izleyen vatandaşlarımıza ve Almanlara yayın yaptınız. Biz Türk vatandaşlarımıza sunacağı Han TV'nin sunacağı yayınlarda başarılar diliyoruz. Hem magazin, hem bilgilendirici, hem değerli programlar sunmanızı ve başarılı programlar yapmanızı diliyoruz. Han TV Magazin, das etwas andere Magazin. Ihnen allen viel Vergnügen bei der Sendung.